Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, dünyanın da ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu hızla göreve hazırlanıyor. Test aşamalarının ardından hava ve kara araçlarının bir bir yerini aldığı dev gemiye yerli imkanlarla geliştirilen ekipmanlar da monte edilmeye başlandı. Mavi Vatan'a adeta kalkan olacak gemiye yönelik havadan çekilen son görüntülerdeki bir detaysa heyecana yol açtı. Yapılan eklemeyle gemi savaş gemisi formundan çıkıp bir uçak gemisi haline de dönüşebilecek. Savunmadaki Türkler programı bu hafta, savunma alanında 2023'e damga vurması beklenen TCG Anadolu'daki son hazırlıkları gündemine aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri havada ve karada teknolojik araçlar, SİHA ve İHA'larla yeni nesil füzelerle elde ettiği üstünlüğü kara sularına da taşıyor. Yerli imkanlarla üretilen fırkateynler, denizaltılar, torpidolar ve insansız deniz araçlarının ardından donanmaya ağır abi geliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi unvanını alarak amiral gemisi haline dönüşecek TCG Anadolu göreve çıkmak için gün sayıyor. 2016 yılında startı verilen dev gemide beklenen sona gelmiştir. İlk görev yerinin Yunanistan ada mesaj olması için Adalar Denizi ile Girit Adası çevresi olması beklenen gemide başarılı testlerin ardından geçtiğimiz günlerde hava ve kara araçları da yerlerini almaya başlamıştı. Deniz kuvvetlerine ait AH-1W Super Cobra ve SH-70C HEWC helikopterleri Anadolu'nun güvertesine başarılı şekilde iniş yaptı. Uzmanlar bu gelişme üzerine Türk Deniz Kuvvetleri'nin daha fazla helikoptere ihtiyaç duyacağının altını çizerken donanmanın amiral gemisinde TUSAŞ tarafından geliştirilen T-625 Gökbey ve T-129 Atak helikopterlerinin de görev alması bekleniyor. SİHA'ları dünyada ilk kez sürü olarak kullanan Türkiye, TCG Anadolu'yla Deniz Harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde helikopterlerin yanında hava aracı olarak SİHA'larda görev yapacak. Bu kapsamda harekete geçen Baykar firması, katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş kalkış özelliğine sahip TB3 silahlı insansız hava aracını geliştirdi. TB3 SİHA için süreç devam ederken, savunma sanayi şirketlerinden Havelsan'sa TCG Anadolu'da görev alacak TB3'ü ilk kez sosyal ortamda uçurdu. Bu denemeyle Havelsan yetkilileri SİHA'nın düşmanı nasıl vurduğu ve simülasyonun ilerleyişini de gözler önüne sermiş oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken TB3'ün Yunanistan adalarına yaptığı uçuş da izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Öte yandan 30 ila 50 silahlı insansız hava aracının görev alması beklenen Anadolu LHD'nin SİHA kapasitesi de artırıldı. Dev gemiye Bayraktar TB3 başta olmak üzere farklı konfigürasyonlarda 110 adet SİHA entegre edilebilecek. Türkiye bu hamlesiyle dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. Bayraktar TB3'ün yanı sıra Anadolu'da Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Baykar Kızıl Elma'da görev yapacak. İlk uçuşunu 14 Aralık 2022'de gerçekleştiren Kızıl Elma, ikinci başarılı uçuşunu ise 24 Ocak'ta gerçekleştirdi. Kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen insansız uçak, bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Uçak 6000 kilogram maksimum kalkış ağırlığıyla 1500 kilogram faydalı yük taşıyabilecek. Diğer taraftan hava araçlarının yanı sıra Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi olacak TCG Anadolu'ya kara araçları da gelmeye başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Altay tankının prototipi TCG Anadolu'ya başarılı bir şekilde yüklendi. Mekanize çıkarma aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı önce Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilen TCG Anadolu, savaş uçağı, helikopter ve SİHA gibi çok sayıda hava aracını taşıyabilecekken, havuzundaysa bulunduracağı çıkarma araçlarıyla operasyonlara da katılabilecek. Bu kapsamdaysa milli imkanlarla FNSS tarafından geliştirilen ve kara il deniz kabul testleri devam eden zırhlı amfibi deniz hücum aracı ZAH'a ön plana çıkıyor. Bu yıl içinde envantere alınacak olan zırhlı amfibi hücum aracı TCG Anadolu'da görev alacak. Donanma için kritik öneme sahip gemi olası saldırılara karşı da güvenlik tedbirleriyle donatılıyor. Türkiye'nin milli imkanlarla üretilen ilk dalga
yandaş tespit sonrası Aras 2023'te geçtiğimiz günlerde TCG Anadolu'ya takıldı. Sonar sayesinde denizaltından gemiye yönelik olası tehditler bertaraf edilecek. Sistem yaklaşık 1 kilometre mesafeden otomatik olarak hedefleri tespit edip gemi mürettebatına yaklaşık yarım saatlik bir müdahale süresi kazandırıyor. Öte yandan Sedef Tersanesi'nde kabul faaliyetleri devam eden geminin seyir sistemlerinin deniz kabul testleri de icra edilmeye başladı. Testlerde 12 Aselsan sistemi değerlendirilirken gemide şirketin geliştirdiği 36 sistem yer alıyor. Savaş sistemi analizi, fonksiyonel ve fiziksel entegrasyon, elektromanyetik uyumluluk ve interferans, radar kesit alanı analizi gibi savaş sistemi tasarım çalışmaları da Aselsan tarafından yürütülüyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen gemi bilgi dağıtım sistemi de TCG Anadolu'da kullanıma alınacak. 232 metre uzunluğa, 58 metre yüksekliğe ve 32 metre genişliğe sahip dev geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor. Farklı donanımlara da sahip olan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, gerektiğinde 1000'e yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak da görev yapabilecek. Türkiye'nin ilk uçak gemisi olması planlanan TCG Anadolu amfibik hücum gemisinin son hali de drone'la havadan görüntülendi. Görüntülerdeki bir detay ise askeri uzmanların gözünden kaçmadı. Gemiye 12 derecelik eğimiyle üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların da kullanımına kolaylık sağlayacak rampa da eklendiği görüldü. Güney Kore'nin de bizden görüp kendi amfibi hücum gemilerine rampa ekletmeye başlattığına vurgu yapan uzmanlar, bu rampalar sayesinde gemilerin uçak konuşlandıracak seviyeye gelebildiğine işaret ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak olan Anadolu LHD aynı zamanda Türk donanma tarihinin en büyük savaş platformu olarak da tarihe geçecek. Savunmadaki Türkler programı bu hafta, savunma alanında 2023'e damga vurması beklenen TCG Anadolu'daki son hazırlıkları gündemine aldı.